Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl 8 milyon euro çalışmış olduğu para transfer şirketinden çalan Yasemin Gündoğan'la ilgili pek çok haber yapmıştık. Yasemin'in 8 milyon euro ile ortadan kaybolduğunu ifade etmiştik. Şimdi benzer bir olay geldi. Almanya Bremen'de para ve değerli eşya taşıma şirketinde çok büyük bir soygun oldu. 6 milyon euro benzer bir şekilde çalındı. Peki bu parayı nasıl çaldılar? Bu parayı ne yaptılar? Kim çaldı? Kıymetli izleyicilerimiz, ismi açıklanmayan 26 yaşındaki bir Alman genç kız çalışmış olduğu para transfer şirketinde ATM'lere para koymakla ve bankalara gönderilecek olan paraları hazırlamakla görevliydi. Bu kişi bu sefer çöp atma bahanesiyle değerli izleyicilerimiz 6 adet çöp torbasına 6 milyon euro koydu ve bunları çöp konteynerine attı. Daha sonra kendisiyle beraber bu planı yapan başka bir kişi bir minibüsle geldi. Bu paraları aldı ve ortadan kayboldu. Şu ana kadar bu olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Bu kişi ise bir Türk. 31 yaşındaki Volkan Ö adlı kişi. Polis Volkan Ö'nün yaşamış olduğu eve gitti. Kapıyı açmadı. Kırarak içeriye girdiler. Ancak Volkan Ö pencereden kaçtı. 200 metre kaçabildi. Ardından polisler kendisini yakaladı. Değerli izleyicilerimiz, şu ana kadar herhangi bir şekilde paranın izine rastlanmadı. Alman dedektifler paranın Türkiye'ye bir şekilde gönderildiğini ifade ediyorlar. Bunun üzerinde özellikle duruyorlar. Buradaki düşündüren başka bir tesadüf mü diyelim, ne derseniz deyin, başka bir şey var. Geçen yıl meydana gelen 8 milyon euroluk hırsızlık olayında kiralanan bir minibüs vardı. Bu olayda kullanılan minibüste Yasemin Gündoğan'ın, yani geçen yılki parayı çalan Türk'ün kiralamış olduğu, bu kiralama firmasından kiralandığı belirtiliyor. Soygunda kullanılan minibüsün, Yasemin Gündoğan'ın kiraladığı minibüsün de yakalanan Volkan Ö'nün oturduğu semtte olduğu ifade edildi. Yani aynı yerde kiralamışlar, aynı yerde oturuyorlar. Bu bir tesadüf mü? Kıymetli izleyicilerim, 8 milyon euro geçen yıl, şimdi ise 6 milyon euro, toplamda 14 milyon euro para çalındı. Yasemin'in izi var mı? Bakın değerli izleyicilerimiz, geçtiğimiz günlerde bununla ilgili olarak anlatmıştım. Beni takip edenler bilir. Yasemin'in izine rastlandı. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili olarak her an yeni bir gelişme olacağı belirtiliyor. Bununla ilgili gelişmeleri de bizler de takip ediyoruz. Ancak olayın üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Yasemin bu paraları ne yapmıştır? Yemiş midir? Bitirmiş midir? Yakalanırsa bu belli olacak. Yakalanmazsa değerli izleyicilerimiz, bu şirketler, Almanya bu işin üzerine, 8 milyon euronun üzerine soğuk bir su içecek diye düşünüyorum. Çünkü ortada ne çalan var ne de değerli izleyicilerimiz para var. Hiçbir şey yok. Diyelim ki Yasemin yakalandı. Yarın öbürsü gün bu açıklandı. Paraya ulaşamazlar arkadaşlar. 8 milyon euro çoktan gideceği yerlere gitmiştir diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Bizi üzen tarafı şu: vatandaşlarımızın, Türkiye kökenli olan bu kişilerin maalesef bu ve benzeri pislik işlere karıştırması, hırsız olarak bilinmesi gerçekten çok çok üzücü. Tabii ki herkes kendi, her koyun kendi bacağından asılır, ama bir Türk yaptı denmesi bile beni üzer. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili. Şimdi güzel bir haber verelim. Değerli izleyicilerimiz, eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve benim de eşimin de Türkiye'de emekli maaşı olsun diyorsanız, ben de Türkiye'de hayatımı garanti altına almak istiyorum diyorsanız, nasıl emekli olacağınızı anlatacağım. Geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi emeklilik hakkınız var. Ayrıca emeklilik işlemlerini yaptırmak için
artık Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, tüm işlemlerinizi sadece bir telefonla yaptıracaksınız ve bu büyük fırsattan da istifade edeceksiniz. Sözü fazla uzatmadan nasıl geleceğe adım atacağınızı, kendi geleceğinizi, eşinizin, çoluk çocuğunuzun geleceğini Türkiye'de nasıl garanti altına alacağınızı hemen anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşıyorsanız artık sizin de Türkiye'de emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi, Türkiye'de geçmişte hiç sigortanız olmasa dahi siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorsa, hem kendileri için, hem eşleri için, hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsa bu emeklilik fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Biliyorsunuz emeklilik o kadar önemli bir şey ki, hayatta bir sefer olan bir şey, son nefesimize kadar da emekli maaşı bizimle gelen bir para. Hatta vefat ettikten sonra eşimize ve çocuklarımıza da kalan bir para. O nedenle emeklilik Türkiye'de bizim en önemli garantimiz. Kıymetli izleyicilerimiz, peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaklar, nasıl emekli maaşı alacaklar? WhatsApp hattını, telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve şu mesaj atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Artık Türkiye'de emekli olmak için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin de tüm işlemleriniz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılacak. Şimdi hemen mesaj gönderdiğinizde WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yanıt verecekler ve sizin bilgilerinizi aldıktan sonra size bir hesap numarası verecekler. Bu hesap numarasına hem danışmanlık için hem de tüm işlemlerinizin yapılması için sadece 150 euro ödeyeceksiniz ve geleceğe dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. 3-4 kişinin yemek parasına Türkiye'de geleceğinizle ilgili adım atmış olacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizinle ilgili çok önemli bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve emeklilikle ilgili diğer tüm detaylar da size anlatılacak. Daha sonra ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevuda uzmanlarımız yine sizin emekliliğinizle ilgili tüm araştırmalarının neticesini, çalışmalarının neticesini size aktaracak. Siz emekli olmayı kabul ettiğinizde yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınız, tüm dilekçeleriniz, tüm başvurularınız Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ve siz emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. 3-4 bin euro birilerine danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız siz de bu büyük hizmetten yararlanabilirsiniz. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin ve emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Artık düşünme zamanı değil, artık geleceğinize adım atma zamanı. Bugüne kadar bizlere güvenerek emeklilik danışmanlığı alan ve tüm işlemlerini yaparak emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek. Siz de bu şanslardan bir tanesi olmak istiyorsanız cep telefonu numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan hemen mesajınızı gönderin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun, güzel bir geleceğiniz olsun, sevdiklerinizle beraber sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Hoşça kalın.